Bu ümmet arasında şirk görünür mü? Şüphesiz ki bu ümmet arasında fiilen şirkin pek çok çeşidi görülmüş bulunmaktadır. Bunların bir kısmı birkaç nesilden beri ortaya çıkmış ve hala varlığını sürdürmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bu ümmet arasında şirk görüleceğine dair haberleri sabit olmuştur. Sevban el-Haşimi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden bazı kabileler müşriklere iltihak edinceye ve onlar putlara tapıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır. İtaat de şirk. Allah subhanehu ve teâlâ'nın faiz, içki, zina, şans oyunları gibi haram yani yasak kıldıklarını serbest, kısas, el kesme, çok eşlilik gibi helal yani serbest kıldıklarını da yasaklayarak kanun ve yasa çıkaranları desteklemek itaat şirkindendir. Allah subhanehu ve teâlâ şöyle buyurmuştur. Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşrik olursunuz. En'am suresi 121. Bu ayet Mekke müşriklerinin Müslümanlara leşler yani kendi kendilerine ölmüş hayvanlar hakkında siz Allah'ın öldürdüğü hayvanları yemiyorsunuz da kendi kestiklerinizi yiyorsunuz demeleri ve bazı Müslümanlarda da bu sözlerden ötürü şüphe belirmesi sebebiyle inmiştir. Görüldüğü üzere Allah subhanehu ve teâlâ ayet-i kerimesinde müşriklere bu söyledikleri hususta itaatin şirk olduğunu beyan etmiştir. Yani her kim Allah'ın helal ve haramlarına rağmen müşriklere şer'i olan herhangi bir şey hususunda itaat ederse müşrik olur. İbn Kesir rahimehullah şöyle demiştir. Yani Allah'ın emrinden ve şeriatından başkasının dediğine saparsanız, başkasını onun önüne geçirirseniz işte bu şirktir. Ey Ademoğulları! Size şeytana ibadet etmeyin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Yasin suresi 60. Bu ayetteki ibadetten kasıt itaattir. Zira insanoğlunun şeytana kıyam, secde etme gibi bir ibadet sunması düşünülemez. Allah subhanehu ve teâlâ'nın kıyamet gününde şeytana tabi olan insanoğluna yükleyeceği suç, dünya hayatında şeytanın emrine itaat etmeleri, hükmüne tabi olmaları ve şeytanın yolundan süratle koşmaları olacaktır. Anlaşılacağı üzere itaat bir ibadettir. Ey iman edenler! Eğer kafirlere itaat ederseniz sizi gerisin geri çevirirler de hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz. Ali İmran suresi 149. Şankıtî şöyle demiştir. Kim Allah'ın hükümlerine muhalif hüküm koyan kişilere itaat ederse şüphesiz itaat ettiği kişiyi Allah'a eş koşmuş olur. O halde her kim demokrasi ve benzeri beşeri sistemlerin yöneticilerini benimser, oy vermek suretiyle onları destekler, rabıta ve istigase gibi İslam dışı ayinleri olan tarikat şeyhlerini önder edinir, onların küfür olan kanunlarına ve inanışlarına itaat ederse Allah'a şirk koşmuş olur.''